Tarım ve İl Müdürüm, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Başkanım, oda başkanlarım, kurum amirlerim, dernek üyeleri ve tüm katılımcılar. Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle açılış konuşmasını yapmak için Sayın Dernek Başkanım Mehmet Şahinoğlu'nu kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın Tarım ve Orman İl Müdürüm, Sayın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanım, Sayın İlçe Jandarma Komutanım, çok kıymetli oda başkanlarım, muhtarlarım, değerli katılımcılar ve çalışma arkadaşlarım. Hepiniz Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği'nin tanıtım toplantısına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği Lider projesi kapsamında 2018 yılında Dicle idari sınırları kapsayan yerel kalkınmanın sağlanması amacıyla kurulmuştur. Dicle Kırsal Kalkınma Yerel Eylem Grubu Derneği Dicle ilçesi idari sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve ilçenin sürdürülebilir bir kalkınma stratejisi oluşturmak amacıyla ilçenin kalkınmasını amaçlayan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcilerin kurdukları yerel kalkınma derneğidir. Bu dernek kalkınma hamlesinin başarıya ulaşabilmesi için halktan gençleri, yaşlıları, kadınları, kamu kurumlardan personelleri, üreticileri, muhtarları ve kısaca yereldeki bütün paydaşları çatısı altında bir araya getirmiştir. Lider projenin toplam bütçesi 2 milyon 232 bin TL olup, bu bütçenin %90'ı Avrupa Birliği tarafından, %10 bir kısmını da Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmaktadır. Projenin asıl amacı yerelde kalkınmanın sağlanması, yerel yönetişimin geliştirilmesi, paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesi, yerel ortaklık ve ağların kurulması, tavandan tavana yaklaşım benimsemesi, Dicle ilçesinin kalkınmasına katkı sunulması, kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, kırsal alanda projeler geliştirerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması, Lider projesi ile ilgili 2021 yılında yapılan faaliyetler ve 2022 yılında yapılacak olan faaliyetleri yek uzmanı arkadaşımız tarafından anlatılacaktır. Bu bağlamda Lider projesinin ilçemizde uygulanması ve projeye katkı sunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanımız Sayın Hikmet Güneş'e, Tarım Orman İl Müdürümüz Sayın Mustafa Ertan Atalay'a huzurlarımızda derneğimiz ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Derneğimizin tanıtım toplantısına katılım ve katkı sunan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Saygılarımla selamlıyorum. Evet. Ben de herkese merhabalar diliyorum. Sayın Müdürüm, değerli muhtarlarımız, kıymetli dernek başkanım, değerli kurum ve kuruluş müdürlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ben bu etkinliği düzenledikleri için öncelikle dernek başkanımıza Mehmet Bey ve ilçe tarım müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her alanda olduğu gibi bu dernek etkinliğinde de farklılıklarını bize gösterdiler. Çok güzel bir oluşum. Bütün her kesimden insanlar burada. Ben kendimi yine tanıtayım size. İsmim Hikmet Güneş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörüyüm. Biz bu derneğin kurum olarak bu derneğin faaliyetlerini destekliyoruz. Bu dernek ne iş yapacak? Öncelikle ben onunla alakalı biraz bir bilgi sunmak istiyorum. Bu dernekler arkadaşlar, biz Avrupa Birliği ülkelerinden örnek aldık bu derneklerin çalışma şeklini. Avrupa Birliği ülkeleri şunu gördü. Yani devletlerin sunmuş olduğu imkanlardan bütün ilçelerin, bütün yerleşim birimlerinin eşit şekilde faydalanmadığı görülmüş.
Dolayısıyla adamlar oturmuşlar, mikro düzeyde, küçük ölçekte kırsal kalkınma programlarını hazırlama yoluna gitmişler ve bu dernekleri bu niyetle kurgulamışlar. Biz de bunu onlardan aldık. Leader'da hem kamu var, leader Fransızca bir kelime bu arada. Kırsalda beraber üretimle alakalı o anlamlara gelen bir kelime. Bunun içerisinde kamu var, özel sektör var, sivil toplum var. Bunlar Dicle ilçesinde, Dicle ilçemiz için ekonomik değer yaratabilecek, kalkınmayı sağlayabilecek mikro ölçekte kalkınma planı, kalkınma programı hazırlayacak bu derneğimiz. Ki zaten şu an bir program var ve bu program kapsamında ilçemizde bir takım projeler desteklenecek. Bu dernek üzerinden biz bu projeleri destekleyeceğiz ama bu desteklenecek sektörleri derneğimiz belirleyecek. Derneğimiz de sağ olsun çok güzel bir çalışma yapmışlar. İleride inşallah bunun yansımaları bu program kapsamında desteklediğimiz faaliyetleri gelip burada size anlatma şansımız olacak. Demin başkanımız da ifade etti. Yaklaşık 2.3 milyon lira civarında bir bütçe söz konusu. İnşallah bu bütçeyi Dicle ilçemiz için en uygun şekilde kullanacağız. Diyarbakır'da biz 3 tane dernek destekleyeceğiz. 3 tane derneğimiz var halihazırda. Şu an en başarılı derneğimiz, ben bunu ilk koordinatörü olarak söylüyorum. Şu an en güzel çalışma yürüten, planlı programlı süreçleri sürdüren derneğimiz Dicle Yerel Eylem Grubu derneğimiz. Ben tekrardan hem dernek başkanımıza hem ilçe tarım müdürümüze teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı olsun inşallah. Çok değerli yöneticilerimiz, saygıdeğer komutanlarım, başkanlarım, garnizon komutanımız, değerli mesai arkadaşlarım, sizleri bu güzel günde Diyarbakır'dan Tarım İl Müdürlüğü olarak saygıyla selamlıyorum. Böyle bir vatanda görmüş olmaktan duyduğum memnuniyetle ayrıca belirtmek isterim. Arkadaşlarımız dernekle ilgili biraz daha detaylı açıklamalar yapacaklar. Onlardan istifade edeceğiz. Tarım Teşkilatı olarak bizler amacımız nedir? Biraz oradan bahsetmek istiyorum. Özellikle kırsal kalkınma kelimesini çok fazla telaffuz ediyoruz son zamanlarda. Bu ne anlama geliyor? Neden kırsal kalkınma? Kırsal kalkınma ne demektir? Amacımız nedir? Bunlardan biraz bahsetmek yerinde olur diye düşünüyorum. Şimdi özellikle pandemi süreci, son 2,5-3 yıldır süre gelen pandemi süreci, tarımın ne kadar önemli bir konu olduğunu ve ihmal edilmemesi gereken bir konu olduğunu, erdelenemeyecek bir konu olduğunu bütün dünya bir daha gündemine getirdi. Bizler tarımın ve hayvancıların gıda üretiminin yapıldığı yerler genellikle kırsal alanlar. Kırsal kesimleri yaşayan üreticilerimizin mutlaka bulundukları yerlerde üretimlerini devam ettirebilmeleri gerekir. Dünyada tarımsal veriler, tarımsal hasıla dediğimiz bir ölçü sistemi var. Tarımsal hasıladan Türkiye dünyanın oyuncusu. Türkiye dünya sıralamasında ilk 10 büyük ekonomi arasında tarımsal hasıla göre Avrupa'da da birinci sırada ve dünyadaki en önde gelen tarımsal üretimi gerçekleştiren ülkelerin ilk 10 içerisindeyiz. Bizim tarımsal arazi, tarımsal üretim yapılan arazi varlığımız büyüklük açısından dünyanın 31. ülkesiyiz. Tarımsal üretimin yapıldığı arazi büyüklüğünde dünyanın 31. ülkesiyiz.
Ama tarımsal üretimden elde edilen hasıla yönüyle dünyanın 10. büyük ülkesiyiz. Avrupa'nın da birincisiyiz. 2011 ve 2012 yılından bu yana Avrupa birinciliğimizi devam ettiriyoruz ve arayı açarak gidiyoruz. Yani Türkiye'de tarımsal üretim her geçen yıl biraz daha önemli, daha da fazla kazanıyor ve büyüme bu kadar gerçekleşiyor. Peki bu nasıl sağlanıyor? Elbette ki tarımsal desteklemelerin buradaki çok önemli bir rolü var. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde en yüksek tarımsal desteği veren ülke Türkiye. Biz üye olmamız herhalde. 2006 yılında hemşehrimiz aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun tarım bakanlığını yapan Mehmet Mehdi Eker bakanlığı döneminde 2006 yılında kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programını Türkiye çapında uygulamaya başladı. Daha önce o zamana kadar Avrupa Birliği'nden sağlanan finansmanla 16 ilde bunun altyapı sistemlerine verilen bir hibe desteği vardı. Ve bu hibe desteği verilirken de bir şart koşulmuştu. Ülke sınırlarını aşan nehirlerin bulunduğu bölgelerde bu projeyi uygulayamazsın şartıyla bu destekler veriliyor. Ama o dönemde bakanımız bu konuyla ilgili baktı, Avrupa Birliği'nden bununla ilgili bir çözüm yok. Ulusal kaynaklardan 81 ile kırsal kalkınmayı 2006 yılında yaygınlaştı. 81. 2008 yılına geldiğimizde Avrupa Birliği fonlarını kullanan ve oradaki sistemin elde edilmiş kırsal kalkınma il koordinatörlüğünü, koordinatörlüğünü 42 ilde kurdular. 2008 yılında faaliyetlerine başladı. Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleme kurumunun verdiği para Avrupa Birliği. Eş finansmanla yapılan bu işin içerisinde 5-6-65'e kadar konu başlıklarına göre Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu gibi koordinatörlükleri veriyor. Onun %37,5'u Avrupa Birliği'nden geliyor, %12,5'u ulusal kaynaklardan katlıyor. Amaçları bir amaç mı diyeceksiniz? İnsanların kırsal alanda yaşayan insanları onları gidermek. Bulundukları yerde elde üretimi yaptırmak, oradaki üretimleri de orada işletmesini sağlamak. Ve en nihayetinde de kırsalda yaşayan insanların, şehirde yaşayan insanların yaşantılarına farklı olduğu bir sosyal hayatta kavuşmalarını sağlamak. Bu programın amacı. Bunu gerçekleştirmek için çeşitli metodlarımız var. Tarım Orman İl Müdürlüğü içerisinde KKYDP dediğimiz kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı işliyor. Burada şart kırsal alandan üretim gerçekleştirmek ve onu oradan işlemesini yapmak. %50 hibe desteği veriyoruz. İşte bitkisel ürün işleyen, paketleyen, onları depolayan her türlü tesisin %50'sini karşılıyoruz. Onların ölçüleri var. Buna biz ekonomik yatırımlar diyoruz. Bu biraz daha böyle gücü daha fazla, ekonomisi biraz daha yüksek üreticilerimizi genelde ilgilendiren bir konu. Küçük ve orta ölçekli sanayi tesislerinin desteklenmesi. Ben ileride gönderen bir yolda çalıştım, yıllarca yönetici olarak. O zaman çiftçi ürettiği diğer ürünler biraz daha hak ettiği bedellerle satışmaya başlamıştır. Temsil eden Şirin Keskin, Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği Mehmet Şahinoğlu. Bizim amacımız yenilikçiliği esas alan, yerelde ortaklık ve ağlar kuran, tabandan tavana yaklaşımı benimseyen, Dicle ilçesinin kalkınmasına katkıda bulunan, kendi kırsal alanında projeler geliştirerek gelir getirici faaliyetler gerçekleştiren, kamu, sivil toplum ve özel sektör ortaklığına dayanan özel hukuk tüzel kişiliğine haiz yasal bir dernektir. Neden lider? Yerel toplulukların kendi yerel kalkınma süreçlerine katılmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş yenilikçi bir yaklaşımdır. Yukarıdan aşağıya yaklaşımla uygulanır.
Buna karşılık olarak karşılık alan bazlı ve tabandan tabana yaklaşım olan lider ise kaynakları, paydaşları, farklı kalkınma fikirlerini ve projeleri yerel seviyede bir araya getirme uygulaması olarak başlamış ve ideal bir uygulama aracı olduğunu ispatlamıştır. Ve işleme süreçleri eğitimi, badem yetiştiriciliği yapan üreticilere badem şekeri yapımı eğitimi, Dicle ilçesinde yaşayan kadınlara yönelik menengiç kahvesi işleme ve paketleme eğitimi, nar yetiştiriciliği ve nar ekşisi yapımı eğitimi, genel baharat yetiştiriciliği ve işlenmesi eğitimi, YEK üyeleri ve çiftçilerimize bağcılığın geliştirilmesi amacıyla Manisa yöresindeki bağ alanlarının gezdirilmesi teknik bir gezi, Dicle ilçesi Organik Meyve Üreticileri Birliği çatısı altında toplanan üreticilere malzeme, hasat ve silkeleme makinesi alımı projesi, Dicle ilçesi Organik Meyve Üreticileri Birliği çatısı altında toplanan üreticilere malzeme, yani üzüm sıkma makinesi alımı projesi, Dicle ilçesi Organik Meyve Üreticisi Birliği çatısı altında toplanan üreticilere budama makası, budama testeresi, aşı bıçağı ve benzeri malzemelerin dağıtımı projesi, YEK tabanını oluşturan genç çiftçilerimize kooperatifçiliğin geliştirilmesi için İzmir Bademli Kooperatifini ziyaret, yani yerel kalkınma temeli kooperatifçilik eğitimi, Avrupa ülkelerinde dikkat YEK için kırsal kalkınmaya yönelik çalışma gezilerinin düzenlenmesi, yerel eylem gruplarına yönelik ağ kurma gezilerinin düzenlenmesi. Bu eğitimleri 2022 yılında gerçekleştirmek istiyoruz. Dileriz hepsini gerçekleştirme fırsatımız, zamanımız olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Cümlemize afiyet olsun. Rabbim sıfır hastalık, afiyet, şifa. Efendim çekiyoruz. Çekiyoruz.